Yazılı yazılımızın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 2. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza baktığımızda klasik Türkçe sınavlarında olduğu gibi bize bir metin verilmekte. Bu metinle alakalı klasik sorular sorulmaktadır. Öncelikle metnimizi okuyalım ardından soruları cevaplandıralım. Değişimden hızlı oluyor nesiller arasında yalnız giyiniş, kuşanış değil, düşünüş ve anlayış bakımından da bir takım farklar olur. Modanın değişmesiyle bir zaman beğenerek giydiğimiz elbiseler bize nasıl tuhaf görünürse zamanın değişmesiyle de düşünüş ve anlayışlarda değişiklikler olacaktır. Eski elbiselerimiz zamanla bize tuhaf göründüğü halde eski fikirlerimiz garip gelmez. Eski düşünceleri kafamızdan bir gömlek gibi çıkarıp yerlerini yerlerini giydirebilsek nesiller arasında görülen bütün düşünce farkları da çabucak ortadan kalkabilecek ne yapalım ki düşünce bahsinde tutum böyle değildir. Gençler yeni düşünceleri altlarında eski düşünceler olmadığı için kafalarını kolaylıkla yerleştirirken yaşlar eskimiş düşüncelerin esirliklerinin pek farkına varmayarak varamayarak gençlerle zaman zaman anlaşmazlıklara düşerler. Onların gidişleri ara sıra beğenme işleri daha ziyade bundandır. Şevket Rado'dan bu metnimizi okuduk arkadaşlar ve ilk sorumuza bakalım. İlk soruya baktığımızda Metne göre eski ve yeni nesiller arasındaki farklar nelerdir diye sorulmakta. Fark için şöyle diyebiliriz. Eski nesil kafasındaki düşünceleri kolay kolay değiştirebilirken, değiştiremezken yeni nesil değiştirebilir. Şöyle diyelim. Eski nesil kafasındaki düşünceleri kolay kolay değiştiremezken, kolay kolay değiştiremezken, yeni nesil değiştirebilir. Yeni nesil neden değiştirebilir? Çünkü altlarında bir e, düşünce yoktur ve düşünce olmadığından dolayı kendi düşüncesini değiştirebilir, benimseyebilirler. Yeni nesil değiştirebilir şeklinde ilk sorumuzu cevaplandıralım. İkiye baktığımızda yazar eski düşünceleri, düşüncelerin yerine yenilerin getirmesi nasıl bir örnekle açıklamaktadır deniliyor. Nasıl söyleyebiliriz? Onun için de şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gömlek benzetmesinin yapıldığını söyleyebiliriz. Eğer gömlek gibi eski düşüncelerimizi çıkartıp yenilerini giyebiliyor olsaydık hani bu eski düşüncelerin yerine yenilerin getirmesi sağlanabilecekti. Bunu nasıl bir örnekle açıklamakta? Gömlek giyme örneği ile açıklamaktadır. Örneği ile açıklamıştır diyelim arkadaşlar. Böyle söyleyelim. 3'e baktığımızda metne göre nesiller arasındaki fikir ve düşünce ayrılıklarının ortadan kalkması için yazar neyi hayal etmektedir? Yazarın hayali nedir? Yine aynı gömlek örneğinden yola çıkacağız. Yazarın hayali arkadaşlar gömlek gibi çıkarıp yerine yenisini giydirmek olacaktır. Yani fikir ve düşünce açısından gömlek gibi çıkartıp eski düşüncemizi çıkartıp yerine yenisini e, giyebilmek, yenisini oluşturabilmek olacaktır. Diyelim ki gömlek gibi... Çıkarıp yerine yenisini yemek gibi düşünce ve fikirlerin de ortadan kalkmasını istemektedir. Böyle diyebiliriz. Bunu hayal etmiştir yani. Gençler yeni fikir ve düşünceleri yaşlara göre neden kolayca belirtiyor? Çünkü arkadaşlar altlarında eski düşünceler olmadığı için kafalarını kolaylıkla yerleştirirken yaşlarda altlarında bir düşünce olduğu için o kadar kolay olmuyor. Bu sorumuzun cevabı da neden kolayca biliniyor Altların eski düşünceleri olmadığı için altlarında e, kafalarına kolaylıkla yerleştirilebiliyor. Yani altlarında, yani kendi eski düşüncelerini aslında onlar hani toy oldukları için, yeni oldukları için herhangi bir düşünceleri olmuyor. Bundan dolayı düşünceleri olmadığı için kolayca değişim gösterebiliyor. Altlarında herhangi bir düşünce olmamasından dolayı sından dolayı kolayca benimsiyorlar. Kolayca benimserler. Şeklinde söyleyebiliriz. E sıra geldi 5'e. Burada da metnin konusu nedir diye sorulmakta. Metnin konusuna bakacak olursak eski ve yeni nesil arasındaki düşünce farklılıklarıdır diyebiliriz. Eski ve yeni, çünkü tabii ki de yeni nesil arasındaki düşünceyi kavrayış farklılıkları diye. Düşünceyi kavrama benimseme farklılıkları. farklılıkları şeklinde metnimizin konusunu söyleyebiliriz. Peki metnin ana düşüncesi nedir denildiğinde ne diye öneririz? Gençlerin fikirleri değişim gösterirken yaşlıların fikirleri e, sabit bir şekilde kalmaktadır. Bu da metnimizin ana düşüncesi olacaktır. Gençlerin fikirleri kolayca değişebilirken, değişirken yaşlılarınki sabittir diyelim. Bu şekilde ana düşüncemizi de söyleyebiliriz. Devam edelim hemen vakit kaybetmeden 7 sorumuz arkadaşlar. Bir dakika kaldırıcı ayarlayalım. Evet. Burada da bu cümlelerin yapı özelliklerini altlarına yazmamız istenilmektedir. Şimdi yapı dediğimizde aklımıza ne gelecekti? Yani önceki videolarımızı izlediyseniz bundan bahsetmiştik. Basit, türemiş, e, bileşik kavramları geliyordu. E, cümleler için de böyle şeyler mevcut. Basit e, mevcut arkadaşlar. Bileşik mevcut ve bunun yanında bir de sıralı ve bağlı cümleler söz konusu olacak. Eğer... Fiilimiz cümlemiz bir fiilimsi alıyorsa o cümlemiz e, birleşik bir cümle olacaktır. Eğer fiilimsi yoksa normal bir cümle ise arkadaşlar hani fiilimsi yok iki cümleden de oluşmuyor e, vesaire o zaman basit bir cümle olacaktır. Sıralı cümle nedir? Sıralı cümle iki tane cümlenin birbirine virgülle işte noktalama de bağlanması olacaktır. E, bağlı cümle ise şu olacaktır İki tane cümlenin birbirine bağlaç ile e, beraber bağlanması olacaktır. Bu şekilde kısaca açıklayabiliriz. Dediklerimi not alabilirsiniz. Kısaca açıklamış oldum. Sonra örneklerimize bakacak olursak. İlkinde yarışmadan ödülünü almak için valide çağrıldı. Şimdi bakın almak sözcüğü nedir? Bir fiilimsidir. İsim fiil sözcüğüdür. Ve bundan dolayı fiilimsi olduğu için yapımız birleşik yapılı olacaktır. 2. yazılarımızın incelenmesini, yap, incelenmesini yaptık ve yayınlanması için matbaaya verdik. Şimdi baktığımızda burada iki tane cümle var değil mi? Evet gördüğünüz gibi iki tane cümle var. Bunlar ayrı ayrı bir anlama sahip cümle oldukları için. Ve bu iki cümle nasıl birbirine bağlanıyor? V ile bağlanıyor. Buradaki V nedir? Bir bağlaçtı ve bağlaç olduğundan dolayı bu iki cümle düşünecek olursak cümlemiz için ne diyebiliriz? Yapısı açısından bağlı cümledir diyebiliriz. Zaten bağlı aslında bağlaçlı hani o anlamda olmaktadır arkadaşlar. Bağlı ve sıralıyı karıştırmayalım. Şimdi diğerine bakalım. İyi günü herkes istiyor. Önemli olan kötü günde bir arada olmak şeklinde söyleniyor. Gene buraya da baktığımızda iki tane cümle var arkadaşlar. E, ile farkı ne? Üstteki ile farkı şu. Üsttekinde iki cümle bağlaçta ayrılırken burada direkt virgüle noktalama işaretiyle ayrılmıştır. Buradaki cümlemizin türü de ne? Yapısı da nedir? Sıralı cümledir. İşte aradaki fark budur. Bağlı ve sıralı cümle arasındaki fark bu olacaktır. İkisini karıştırmamaya özen gösterin. Doğal afetlerden gelen zarar devlet tarafından karşılanıyor. Baktığımızda burada gelen sözcüğü gene bir fiilimsidir, sıfat-fiil olduğundan dolayı burası da birleşik yapılı olacaktır. Bahar günlerinde kelebekler etrafta rengarenk uçuşuyor. Baktığımızda herhangi bir iki tane cümleden de oluşmuyor. Herhangi bir fiilimsisi de yok. O zaman bu cümlemiz direkt basit yapılıdır. Bu şekilde yapıştırıp geçelim. Geldi sıra 8. sorumuza. Bu da fiilimsi ile alakalı bir sorumuz. Yukarıdaki dörtlükteki fiilimsileri aşağıya yazarak türünü belirtiniz denilmekte. Bakalım hemen. Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı. Bu ne bitmez çileymiş mesela burada ba bakın bitmez çileymiş. Nasıl çile? Bitmez çile. Sıfat fiil kullanılmıştır. Anası mezar de ki vezin geldiğinde söyleyebiliriz. Sonra devam edelim. Neden hala dolmadı? Burada herhangi bir şey yok. Buradaki ma olumsuzluk etkileri karıştırmayalım. Sevmek korkulu rüya. Mesela burada sevmek bakın master almış. Mayışmak'taki maka aldığı için burası da isim fiil olacaktır. Korkulu rüya. Yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Çalsam burada zaten arkadaşlar e, ne olduğunu, seesa olduğunu yani şart olarak olduğunu, koşul olarak olduğunu söyleyebiliriz. Hangi kapıyı çalsam? karşımda buruk acı olarak bunu söylüyoruz. İki tane fiildimizi bulduk. Hemen bunları aşağıya yazalım. Sevmek neydi? İsim fiildi. Bitmez neydi? Sıfat fiildi. Eğer gözümüzden karşıysa onu da yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza devam edelim. Bu sorumuzda çatı ile alakalı bir soru arkadaşlar. Fiil de çatı ile alakalı. Baktığımızda Verilen cümleleri öznesine ve nesnesine göre çatısını bulmamız istenilmekte. Gelin birlikte bakalım. İlkine baktığımızda köpeğimiz bahçedeki yabancıyı görünce atıldı. Öncelikle yükleme bulalım, fiilimizi bulalım. Atıldı. Tamam. Atıldı dedikten sonra kim atıldı diyelim? Köpeğimiz atıldı. Yani özneyi bulmuş oldum. Yani burada iş, e, ki, köpek kendisi atılmakta. İşi yapan kimdir? Köpektir. O zaman özlemiz için çatı açısından etkendir diyebiliriz. Yani herhangi bir doğaylı bir şey yok. Direkt işi yapan, burada anlatılan kişi, fiili yapan kişidir. Direkt etken yapılıdır Sonra nesne açısından bakacak olursak, fiilimizin başına onu getiriyoruz. Eğer anlamlı olursa geçişli, anlamlı olmazsa geçişsiz. Onu atıldı dediğimizde anlamlı oluyor mu? Tabii ki de olmuyor arkadaşlar. Ondan dolayı geçişsizdir. Soruları bu şekilde çözeceğiz. Sonra buraya baktığımızda öğretmenlik yaptığım yerleri anıyorum. Anıyorum fiilimizi bulduk. Peki kim anıyor? Ben anıyorum. Yani bir işi yapan kişi var. İşi yapan kişi varsa neydir? Et kendi. Nesneye baktığımızda anıyorum. Onu alıyorum dediğinde nesne alabiliyor mu? Alabiliyor. O zaman yani anlamlı oluyor. O yüzden de geçişli olacaktır. Bu kadar basit. Bu havada işe gidebilmesine biz de şaşırdık. Öncelikle fiilimizi buluyoruz. Şaşırdık. Kim şaşırdık? Biz şaşırdık. Yani bir işi yapan kişi var. O yüzden etken. Onu şaşırdık dediğimizde anlamlı oluyor mu? Onu şaşırdık. Anlamlı olmuyor. Yani nesne alamaz. O yüzden geçişsizdir. Ona şaşırdık diyebiliriz ama o da nesne değildir zaten. Sağlık sorunlarımız kısa sürede çözüldü. Şimdi çözüldü, fiili bulduk. Peki ne çözüldü dediğimizde sağlık sorunları derseniz burada patlarsınız. Çünkü çözülen şey sağlık sorunları değil. Yani sağlık sorunları özlemiz değildir. Çünkü çözüldü ama kim tarafından çözüldü onu bilmiyoruz. İşte kim tarafından çözüldüğünü bilmiyorsak o zaman işi yapan kişiyi de bilmiyoruz. Ve bu yüzden de özne açısından çatımız edilgendir. Edilgen olacaktır. Nesneye baktığımızda zaten edilgen yapılıysa nesnemize geçişsizdir. Onu çözüldü. Anlamlı olmuyor. Geçişsiz. Çöpler evimizin karşısındaki boş araziye atılırdı. Şimdi atılır diye bulduk bizim fiilimiz. Peki ne atılır dediğimizde çöpler dersek ve biz buna özne dersek burada patlamış oluruz. Çünkü atan kişi kim belli değil. Atan kişiyi bilmiyoruz. E, atan kişiyi bilmiyorsak edilgendir. Hani çöpçü tarafından mı atıldı kapıcıdan mı yoksa başka biri geldi mi attı çocuk mu attı etti bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için edilgen olacaktır. Burada sakın atılırdı ne atılırdı dediğimizde çöpler demeyin. Orada patlarsınız. Edilgen olduğu için onu atılır dediğimizde anlamlı olmuyor zaten. Burası da geçişsiz olacaktır arkadaşlar. Yine buradan da soru gelir. Buraya da yıldızı atmayı unutmayalım. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve 10. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki dizelerdeki söz sanatlarını yazınız deniliyor. Bakalım. Usulca yaklaştı yanıma sevda. Hiçbir derdin yokken dünyada. Şimdi usulca yanına yaklaşan kim? Sevda. Normalde sevda usulca yanına yaklaşabilir mi kimsenin? Yaklaşamaz. Ne yapılmış burada? İnsan dışı bir varlığa insana ait bir özellik verilmiştir. O yüzden söz sanatları açısından kişileştirme kullanılmıştır. Kişileştirme. Söz sanatları sorusuna çıkabilir. Dikkat edelim yıldızımızı atalım. Kişileştirme insan dışı bir varlığa insana ait bir özelliğin yüklenmesi olacaktır. Savaşların başladığı günden beri Umutsuzluk kambur insanın sırtında. Şimdi burada da benzetme söz konusu. Umutsuzluk kambura benzetilmiş. İnsanın sırtındaki kambura umutsuzluk benzetilmiştir arkadaşlar. Yani umutsuzluk insanın sırtındaki kambura benzetilmiştir. O yüzden sanat olarak benzetme sanatı kullanılmıştır. Kurnaz bir tilki almak için peyniri artık dostuz biliyorsun dedi. Bakın burada ne yapılmış? Tilki konuşdurulmuş. Ve konuşturulmuş zaten bu konuşturma, yani konuşamayan bir canlıyı, bir şeyi, hayvanı konuşturma zaten bir konuşturma sanatıdır. Ve bunun adı konuşturmadır. Diğer adıyla da intak sanatı olacaktır. İki adından birini yazsanız da yeterli olacaktır. Sıra geldi cümlenin ögelerini sorumuza. Verilen cümlenin ögelerini ayıracağız. Bakalım. Güzel günler istiyorsak insana eğitmeliyiz. Öncelikle yüklememizi bulacağız. Bulduk, eğitmeliyiz nedir burası yüklendir. Sonra yükleme kim ve ne sorularını soracağız. Kim eğitmeliyiz? Yani e, özne kimdir? Özneyi bulacağız aslında. Güzel yönetiyorlarsa insanı eğitmeliyiz. Kim biz? Yani burada bir gizli önde, özne var aslında. Gizli özne olduğu için onu yazmaya gerek yok. Özne hani cümlede yoktur. Gizli bir ön, özne ama vardır diyebiliriz. Eğitmeliyiz. Neyi eğitmeliyiz? İnsanı eğitmeliyiz. Burada hemen belirtili nesnemizi bulmuş olduk. Hatta belirtili nesne diye bunu belirtelim. Sonra ne için eğitmeliyiz? Güzel günler istiyorsak veya neden sorusuna cevap alabildiğimiz için burası da zarf tümleci olacaktır. Bu kadar basit arkadaşlar. Öncelikle yüklemi bulalım. Kaldırım taşlarının üzerindeki çöplere kimse atmadı. Yüklemimizi bulduk. Atmadı bizim yüklemimiz. Kim atmadı? Kimse atmadı. Özlemimizi bulduk. Özlerimizi bulduktan sonra neyi atmadık? Kaldırım taşlarının üzerindeki çöpleri. Bakın burası başlı başına bir nesnedir. Başlı başına bir tamlamadır. Bakın kaldırım taşlarının üzerindeki çöpleri. Bu tamlama olduğu için bunu ayıramazsınız. Direkt bunu bir bütün olarak ele almamız gerekiyor ve hepsi de belirtili nesne olmuş oluyor. Küçük şeyleri büyütmemeliyiz mutlu olmak istiyorsak. Yüklemimizi bulalım. Büyütmemeliyiz bizim yüklemimiz. Kim büyütmemeliyiz? Biz büyütmemeliyiz. Gizli özlemiz var. Yazmaya gerek yok. Neyi e, büyütmemeliyiz? Küçük şeyleri. Burada e, bizim nesnemizin olduğunu söyleyebiliriz. Küçük şeyleri. Yani burada e, nesne olduğunu söylemiş olalım. Arkadaşlar burası nesne. Sonra nesneyi söyledikten sonra mutlu olmak istiyorsak neden gibi söyleyebiliriz. Mutlu olmak istiyorsak. Neden büyütmemeliyiz? Mutlu olmak İçi. Burası da zarf tümleci olacaktır. Dün gece mahallede şüpheli tipler dolaşıyormuş. Yüklememizi bulalım. Dolaşıyormuş. Kim dolaşıyormuş? Şüpheli tipler. Mesela bunu da ayıramayız. Tipler diyemeyiz. Şüpheli tipler olacaktır. Yani burası bizim özlemiz Burası yüklememiz olacaktır. Nerede dolaşıyormuş? Mahallede. Mahallede. Yani yer tamlayıcısıdır. daha sorularına cevap verdiğinden dolayı ne zaman? dün gece sorusuna cevap verdiği için burası da zarf tümleci olacaktır. Bu şekilde ayıracağız. Bakalım buraya da. sabah erken saatlerinde kalkıp kuşların şen şarkısını dinliyorum. Yüklememizi bulduk. Kim dinliyorum? Ben dinliyorum. Gizli bir var. Yazmaya gerek yok. Burası yüklem. Dinliyorum. Neyi dinliyorum? Kuşların şen şarkısını. Mesela burası tamlamadır ve bundan dolayı ayrılmaz. Burası da nesnedir kuşların şen şarkısını dinliyorum. Ne zaman sabahın erken saatlerinde kalkıp kalkıp dinlemekteyim. Burası da bizim zarf tümlecimiz olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde cümlenin ögeleri sorularından da bir soru beklemekteyiz. Devam edelim diğer sorumuzda. Bize gene burada bir metin verilmekte. Bu metinle alakalı anlatım biçimi ve düşünceye geliştirme ifadelerini doldurmamız isteniliyor. Metnimizi okuyalım önce öncelikle. Şehir meydanında düzenlenen bir törende belediye görevlileri halka plastik futbol topu dağıttı. O toptan alabilmek için insanların birbirleriyle nasıl yarıştığını izledi. Ortalık mahşer yeri gibiydi. O anda dağıtılan top ancak o anda alınabilirdi. Hayatın hakiminden bir şey isteyecekseniz acele edin. Fırsat uygun zaman demektir. Ömrünüz yetmeyebilir ya da fırsatlar başkalarına verilebilir. Hayatın çok kısa olduğunu, fırsatların hızla geçtiğini düşünün. Yarın başka bir rüzgar esecek, Mesela şimdi ihmal ederek girmediğiniz sınava yarın girmeye nasıl e, fırsat bulamayacaksınız. Güneş sadece sizin için dönmüyor deniliyor. Anlatım biçimi için ne diyebiliriz? Anlatım biçimi için şuraya kadar, şu top olayının anlatıldığı yere kadar betimleyici anlatım türü olduğunu söyleyebiliriz. Ama ondan sonrası biraz şaibeli. Hani açıklama desek bilgi vermiyor, tartışma desek biriyle tartışmıyor, bir e, yöne, e, bilgiyi e, veya düşünceyi, yok saymıştı. ben buna katılmıyorum ben öyle düşünmüyorum vesaire de demiyor o yüzden hani çok az bir kısımda olsa burada betimlenmenin kullanıldığını söyleyebiliriz betimleyici anlatım olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar yani bunu yazmak yanlış değildir düşünce geliştirme yollarına bakacak olursak burada öncelikle bakın ortalık mahşer yeri gibiydi ortalık mahşer yerine benzetilmiş o yüzden benzetme söz konusu sonra bir de ne var burada tanımlama var fırsat uygun zaman demektir Tanımlamayı da buraya yapıştırıyoruz. Sonra 13. sorumuzda bize bir kompozisyon sorusu sorulmakta. Tabii ki de Türkçe sınavlarının olmazsa olmaz sorularından birisi. Ben sizler için konuyu burada verdim. İsteyen olursa yorumlara kompozisyonunu yazabilir arkadaşlar. Ee, yazmasanız bile kendiniz evde yazarsanız sizler için çok iyi bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir soru karşınıza kesinlikle gelecektir. Konumuza bakalım. Aşağıdaki alana iyilik yapmanın önemini anlatan Kişisel görüşlerinizi ifade ettiğiniz açıklayıcı bir yazı yazınız eriyor. Burada önemli olan yazıyı açıklayıcı şekilde yazmanız olacaktır. Ve sizler için şöyle söyleyebilirim. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri kesinlikle olmak zorunda. Bunlar en az birer ay paragraf olmalı. Yani metnimiz en az 3 paragraftan oluşmalıdır. Bunların hepsi kıstasa tabidir arkadaşlar. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Yazınızı da güzel şekilde yazarsanız onlar da size ek puan getirecektir diyebilirim. 14. sorumuza geçelim. Aşağıdaki bilgilerde verilen türleri altlarına yazınız ziniriyor. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları yer ve zaman belirterek anlatan kısa yazılardır. Bu yazılar öykü veya hikayedir. İkisinden birini yazabilirsiniz. Zaten yaşanlanlısı. Kısa demeseydi, uzun deseydi o zaman roman olacaktı arkadaşlar. Sorular sorup cevaplarını yazarın kendisinin verdiği, karşısındakililerle konuşuyormuş gibi yazılan yazı türüdür. Bu yazı türünün adı da sohbet söyleşi yazı türü olacaktır sohbet veya söyleşi olarak yazabilirsiniz. Gezilip görülen yerlerin tarihi, turistik, kültürel, ekonomik ve benzeri özelliklerinin anlatıldığı yazı türü ise adı üstünde gezi yazısı olacaktır. Yazarın kişisel görüşlerini herhangi bir kanıtlama yoluna gitmeden sanki kendini kendine konuşuyormuş havası içinde anlattığı yazı türü ise deneme yazıları olacaktır. Denemede burada yazar hiçbir şey kanıtlamamacı gütmez. Kendi kendine konuşuyormuş gibi hani sohbet ediyormuş, söyleşi yapıyormuş gibi anlatmaktadır. Buradaki ifademizi karaladım çünkü bu e, hani sizler için sınavlarda çıkacak bir soru değildi o yüzden direkt karaladım arkadaşlar. Sıra geldi 15. ve son sorumuza. Aşağıdaki cümleleri amaç sonuç e, ve sebep sonuç ve koşul sonuç olmak üzere ifade etmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Şöyle söyleyelim başlamadan önce amaç sonuç cümlelerinde bir amaç vardır adı üstünde ve bu amaç hani daha gerçekleşmemiştir. Yani olay daha gerçekleşmemişse amaç sonuç cümlesidir diyebiliriz. veya da hani bir püf notu olarak da söyleyelim. Mac Mac Master 2 almışsa genellikle amaç sonuçtur ama kesin denilir tabii ki de. Sebep sonuç için sonuç bir sebebe bağlı olacaktır. Ee, koşul sonuçta da sonuç bir koşula bağlı olacaktır adı üstünde. İnsanların dikkatini çekmek için böyle tuhaf davranıyor. Böyle tuhaf davranmasının nesi var bir amacı var. İnsanların dikkatini çekmek istiyor. Daha çekmemiş. Ondan dolayı burası amaç sonuçtur. Aşırı soğuktan kayısıların hepsi dondu. Hepsi dondu. Neden dolayı dondu? Aşırı soğuktan dolayı. Bakın dondu. Yani olay olmuş bitmiş. Bu yüzden burası neden sonuç veya sebep sonuçtur diğer adıyla. Ama amaç sonuçta olay daha bitmemişti arkadaşlar. Onunla anlaşabilmek için her yolu denedim. Her yolu denemesinin Amacını onunla anlaşabilmek için. Yani burada da bir amaç söz konusudur. Biraz fazla çalışsa kazanamayacağı sınav yok. Sınav yok. E peki şartımız ne? Çalışsa, biraz daha fazla çalışsa koşulumuz, şartımız söz konusu. Buraya da K yazalım. Elinizdeki iş bitince dinlenebilirsiniz. Ne zaman dinlenebilirsiniz? Elinizdeki iş bitince. Yani bir koşul, bir şart söz konusu. Burası da koşul sonuç cümlesi olacaktır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup videomuza like atanlar inşallah sınavlarına yüz alırlar diyelim. Ve videonun başında dediğimiz gibi daha fazla örnek yazılı soruları için yazılı endokrit adresimize uğrayabilirsiniz. Ve kanalımızdaki diğer videoları da inceleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.